İyi günler herkese. Yepyeni bir haftadayız. Hafta sonu petrolle ilgili istenen olmadı. Ülkeler bir türlü anlaşamadılar. Önemli bir toplantıydı. Bildiğiniz gibi OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler petrol üretimini Ocak ayı seviyesinde sabit tutmak gibi bir istek vardı. Öyle bir eğilim vardı. Bir türlü yapamıyorlardı. Dün bununla ilgili son toplantılarını yaptılar ve yine orada İran'ın da en başta sorun olduğu bir anlaşmazlık çıktı ve yeniden sıfıra sıfır elde var, sıfır oldu. Petrolde %6'lık bir düşüş yaşandı. Ancak bu %6'lık düşüşün ardından petrolde yeniden çok hafif yukarı doğru alımlar var. Ama halen daha tabii ki %6'ya yakın bir eksisi var petrolün. Aslında şunu söylemek mümkün olabilir. Çok daha sert bir düşüş olacağını tahmin ediyordum şahsen ama benim tahmin ettiğimden çok daha iyi bir seyir var. Ben çok daha sert bir düşüş olmasını öngörüyordum. Ancak yine de takip etmekte fayda var. 38-80 seviyelerinin üzerinden şimdilik bu tepkiler geliyor. 38-80'in aşağısına doğru düşüşler başlarsa yeniden 38 hatta 37'lere dek yeniden hareketler aşağı yönlü imelenebilir. Bu da tabii ki hepimizi çok olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bugünkü ve yarınki seyirler bence burada etkili olacaktır. Yine de izlemekte fayda var. Kurda içeride 2.86 seviyesine yönelik bir hareket var. Bunda tabii ki petrolden dolayı oluşan, gelişen ülkelerde oluşan bir olumsuz hava vardı. Ruble bunda en başta oldu. Onun yaratmış olduğu bir etkiyle içeride kur 2.86'ların üstünde. Tabii yani 2.83-80'lerin üzerinde seyir ısrarlı bir şekilde sürerse ilerleyen günlerde 2.86-50, 2.87'lere doğru bir tepki olabileceğini sürekli ifade ediyoruz. Bununla birlikte bu hafta çarşamba günü zaten Merkez Bankası'nın bir faiz toplantısı var. 50 ile 75 bas puanlık bir indirim zaten önceden tahmin ediliyor ama bunun daha da üzerinde bir indirim olursa kurdaki hareket biraz daha yukarılara doğru olabilir. 2.88'lere doğru olabilir ve bu yukarı hareket aşağıya da inmeyebilir. Yani yükseldikten sonra orada artık uzun süreli hareketler de olabilir. O nedenle dikkat edeceğiz. Bizim için içeride en önemli olay çarşamba günkü faiz günü. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın bir faiz toplantısı var. Orayı takip edeceğiz. Faiz indirimi çok fazla beklenmiyor zaten ama Draghi'nin vereceği mesajlar, nasıl söylem içinde olacak, tahvil alımıyla ilgili ne gibi yorumlar yapacak, onlar özellikle ve özellikle Euro üzerinde etkili olacak. Son olarak endekste 3 sent olarak ifade ettiğimiz 86 bin seviyelerini bir türlü endeks aşamadı. Bu tabi olumsuz bir durum ve bu noktalardan bir realizasyon olabilir. Zaten petrolle birlikte oluşan bir olumsuz bir hava var. O nedenle 83.600'ler endekste çok önemli. 83.600'ün üzerinde kaldığı sürece yeniden yukarı doğru maceramız olabilir. Ama 83.600'ün de altına iniyorsa bu durumda artık yapacak çok fazla bir şey yok. Aşağı yönlü etkiler hızlanabilir. İyi günler herkese. Hoşça kalın. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi.